9.483.000 vatandaşta sağlık hizmeti desteği almak durumunda kalıyor. Ailesi bakamıyor, ben bu çocuğun bakımını yerine getiremiyorum, imkanım yok dediği için 141.000 çocuğa bakanlık ekonomik ve sosyal destek vermek durumunda kalıyor. Tabii ki genel başkan yardımcılarımız bugün eşlik ediyorlar. Değerli MKYK üyelerimiz eşlik ediyorlar. Ve çevre illerden misafir teşkilat başkanlarımız, misafir il başkanlarımız var. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun inşallah. Türkiye'de 2021 yılında, yani geçtiğimiz sene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 11.369.000 vatandaş gıda yardımı aldı. Birinci maddeden başladık, aç kalmak maddesinden. 2021 yılında 11.369.000 vatandaş gıda yardımı aldı. Yine 2021 yılında yine bakanlığın verdiği veriye göre 5.700.000 hane sosyal yardım almak durumunda kaldı. 5.700.000 hane demek neredeyse 30 milyon insan demektir. Açlık sınırının 4.500 liraya yaklaştığı yapılan araştırmalarda ortaya konuluyor. 4.500 liralık bir açlık sınırının olduğunu kabul ettiğimizde Türkiye'de halkın %45'i açlık sınırının altında. %90'a yakın kısmı da yoksulluk sınırının altında. Çünkü yoksulluk sınırının da yapılan araştırmalar 15 bin liraya kadar dayandığını gösteriyor. Yıllık %125'lik bir enflasyonla, aylık neredeyse %20'ye yaklaşan bir enflasyonla yoksulluk sınırı 15 bin liraya, açlık sınırı da 4.500 liraya dayanmış. Halkın yarısı açlık sınırının altında, %90'a yakını da yoksulluk sınırının altında. Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu ucuz et dağıtacağım dediği zaman önünde kilometrelerce kuyruk oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ucuz ayçiçek yağı satacağım dediği zaman önünde kilometrelerce kuyruk oluyor. İstanbul'da halk ekmek talebi son bir ayda 1.225.000'den 1.952.000'e fırlıyor. İstanbul gibi Türkiye'nin ekonomik bakımdan en gelişmiş şehri olan bir şehrimizde ekmek alırken 50 kuruşu 70 kuruşu hesap etmek durumunda olan insanların sayısı bir ayda %60 artarak 1.225.000'den 1.952.000'e fırlıyor. Taneyle salatalık satılan bir döneme girmiş durumdayız. Kaşıkla bakkallarda salça satılan bir döneme girmiş durumdayız. Ve pazarlarda, hatta bazı marketlerde ucuz meyve sebze reyonu adı altında çürük, ezik meyve ve sebzelerin satıldığına şahit olmaktayız. Burada seçim barajının %7'ye indirilmesi MHP'nin arzusuyla gerçekleşmiş bir hamleye benzemektedir. Her ne kadar Cumhur İttifakı'nın içinde baraj sorunu olmasa dahi psikolojik olarak MHP aslında barajı geçemiyordu ama ittifak sayesinde geçti, milletvekili çıkardı denmemesi bakımından bunun %7'ye çekilmesi yapılmış. AK Parti'nin çok istediği daraltılmış bölgeye geçilmemesi de iktidar ortağı MHP'nin dezavantajına olacağından dolayı MHP tarafından kabul edilmemiş gözükmektedir. Mecliste grubu olan partinin teşkilatlanmasını tamamlamamış olsa dahi seçime girme hakkının ortadan kaldırılması da muhtemel bir HDP'nin kapatılması hadisesinden sonra HDP'li milletvekilleri yeni kurulan partiye geçerse bu partinin grubu olsa dahi seçime girememesi, seçime girmesinin önünün kesilmesine ilişkin bir adım olarak değerlendirilmesi gerekir. Diğer bir atılan adım İl Seçim Kurulu Başkanlığı seçiminde birinci sınıf hakimler arasından kurayla seçilir düzenlemesinin getirilmesi de son zamanda birinci sınıf hakim olan AK Parti sempatizanı, iktidara yakın hakimlerin seçim kurulu başkanı olması ihtimalini arttırmak, yani seçim kurulu başkanlarının AK Parti sempatizanlarından oluşmasını sağlamaya yönelik bir adımdır. Çünkü mevcut durumda birinci sınıf hakimler arasından en kıdemli olanlar seçim kurulu başkanı oluyordu. Ama en kıdemliler olduğu zaman AK Partili olma ihtimali düşük olacak. Öyleyse birinci sınıf hakimler arasından kura çekelim. Doğrudan doğruya en kıdemli olanı yapmayalım. Öyle olunca da AK Partili seçim kurulu başkanı olma ihtimali artsın. Ayrıca getirilen yeni sistem
ittifaklar içerisindeki az oyu olan partilerin milletvekili çıkarma şansını azaltmaktadır. Dolayısıyla altılı masadaki CHP'nin ve İYİ Parti'nin yanında eklemlenen, kümelenen, oyu az olan partiler için bu bir kötü haber. Burada ne kadar ittifakta olsalar da orada milletvekili çıkma ihtimali kendileri için son derece azalmaktadır. Yani 4 puan, 5 puan, 6 puan Türkiye genelinde oyu olmayan bir parti %1 oyuyla, 2 oyuyla bir ittifakın içinde de olsa milletvekili çıkarma şansı ortadan hemen hemen kalkıyor. Bu adımda tabii muhalefet ittifaklarının dağıtılması, altılı masanın, Millet İttifakı'nın dağıtılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir. Tabii yeni seçim kanununda değinilmesi gereken çok önemli diğer bir konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçim kampanyasını yürütmesine yönelik düzenleme. Orada bakanlar ve başbakan bunu yapamaz diye bir ifade vardı. Başbakanlık kalmadığı için onu kaldırdık diyorlar ama onu kaldırıp yerine Cumhurbaşkanı ifadesini koymadılar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı için Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçim kampanyası yapma şansı ortaya çıkmış oldu. Ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla, Cumhurbaşkanı protokolüyle, hatta Cumhurbaşkanlığı bütçesini, makam uçaklarını kullanarak seçim kampanyasını yürütmenin önü açılmış oldu. Bir başka deyişle de aslında muhalefet parti liderleri, rakip parti liderleri seçimlerde tırnak içerisinde devletle rekabet etme durumuna gelmiş oldu. Bütün bu düzenlemeler dediğim gibi mevcut iktidarın şansını arttırmak, avantaj sağlamasını gerçekleştirmek için ortaya konulan düzenlemelerdir. Ancak mevcut iktidarın küçük partilerin işini zorlaştırmak için, seçim kurulu başkanlarını kendi taraftarlarından belirlemek için, az oyla daha çok milletvekili çıkarabilmek için, propaganda avantajı sağlamak için yapmış olduğu bu düzenlemelerin %125'lik enflasyon karşısında astronomik elektrik ve doğal gaz faturaları karşısında adeta yağmur gibi yağan zamlar karşısında mevcut iktidara herhangi bir avantaj sağlayabilmesini mümkün görmüyoruz. İki haber arasında Sayın Çelik, Adana'da yaşanan o malum olaylar sonrası Adana Valiliği bir açıklama yaptı. 37 tane polis yaralandı, bir polisin ayağı kırıldı ve Süleyman Soylu'nun da açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz her zaman söylediğimiz gibi videoyu izlemek lazım, fotoğrafa bakmak yerine. Polislerin orantısız güç kullanması ve oradaki insanların da tabii kendisini korumak için bir mukavemet göstermesi sonucunda bu gibi şeyler olabilir. Ancak görüntülerde polisin gerçekten de orantısız güç kullandığı ve oradaki özellikle hanımlar dahil olmak üzere, genç yaşta, çocuk yaşta insanlar dahil olmak üzere vicdanları yaralayan, hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir uygulamaya imza atmış olmalarıdır. Bundan dolayı son derece üzgünüz. Türk polisinin, güvenlik güçlerimizin bu görüntülerle hafızalarda kalması gerçekten de bizleri üzmektedir. Bizim her zaman söylediğimiz gardiyan devlet anlayışı yerine, vatandaşına tepeden bakan, onu cezalandıran devlet anlayışı yerine, vatandaşın hizmetkarı olan garson devlet anlayışının hakim kılınması gereklidir. Bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.